Kaktüs enerji içeceği. Kaktüs enerji içeceği nedir? Bu Türkiye'nin Akdeniz Ege bölgesinde yabani olarak yetişen incir kaktüsü, Hint kaktüsü dediğimiz kaktüs. Bunun portakal büyüklüğünde meyvesi olur. Meyvesi tikenlidir. Bu da tikenli. Bunun iki türü var. Şu gördüğünüz yaprak, oval yapraklı olan incir kaktüsü. Bir de şöyle büyük tikenli olan yuvarlak yapraklı incir kaktüsünün. Bu yapraklarından ne yapılır? Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Eyaleti, Texas, Kaliforniya Eyaletleri, Orta Amerika, Meksika vesaire ve Güney Amerika'da insanlar bu gördüğünüz kaktüsü patates gibi yemeğini yaparlar. Bu kaktüsün sıkılarak suyu çıkarılır. Efendim bir yaprak kaktüs yaprağı, aloe vera yaprağından küçükse iki, büyük yapraklardan ise aloe veranın sadece bir yaprak. Yani bir yaprak kaktüs yaprağı, büyükse bir yaprak aloe vera yaprağı veyahut da iki tane küçük yaprak alıyoruz. Buna meyve katabiliriz. İki tane portakal suyu veyahut da kişi zevkine göre, isteğine göre, arzusuna göre değişik değişik formüller uygulayabilir. Mesela ben ananas tercih ediyorum. Başka biri nar suyu katabilir. Diğeri elma, öbürü armut veya beriki üzüm katabilir. Meyve suyu. Ne kadar? Yarım ananas veya iki elma veyahut da iki portakal suyu. Kişi zevkine göre meyveyi ayarlayabilir. Veya bir salkım üzüm. Artı taze zencefil soyulur, rendelenir. Artı buna toz zerdeçal. Ne kadar? Zerdeçaldan bir tatlı kaşığı. Bunlar ama bu tabii ki tikenini böyle temizledikten sonra bunun çok görükmez, çok küçük tikenleri var, batar. Tikenlerinden temizledikten sonra bunların hepsini blender'a atıyoruz. Mikserde veya blender'de püre haline getirdikten sonra süzgeçle süzüyoruz veyahut da tülbentle sıkıp suyunu çıkarıyoruz. Şu hale geliyor. Şöyle ben bunu önceden hazırladım çünkü burada bunu hazırlamak mutfak ortamında hazırlanır. Hazırlamak biraz zor. Açılması da zor. Kaktüs enerji içeceği. Bu Amerikalıların Orta Amerika, Güney Amerika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Eyaletleri'nde çok bilinen, kullanılan bir yöntem. Kişi bunu, bu bizim internette sitemizde var, doğaltedavi.net'te var veya doğaltedavi.org'da var. Facebook sayfamızda da var. İsteyenler bakarak oradan bakabilirler, uygulayabilirler. Bunun özelliği nedir? Bağırsakları temizler. Zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Detoks, temizleyici, arıtıcı, doğal detoks. Kaktüs antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahip. Türkiye'de bilinmiyor, kullanılmıyor. Aloe veranın faydalarını saymakla bitmez. Aloe vera ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda ekzemaya, akneye, sedefe karşı etkili olduğu, bağırsak mantarlarının yok ettiği belgelenmiştir. Japonya'da yapılan klinik araştırmalarda antioksidan, anti-aging yani gençleştirici, güzelleştirici özelliklere sahip. Zerdeçalsa kansere karşı etkili. Bunun birleşimindeki kurkumin her insanın bünyesinde, hücre çekirdeğinin içerisinde, DNA'nın içerisinde 17. kromozomda bulunan P53 isimli vücudu gençleştirici, güzelleştirici, koruyucu, yenileyici gen gibi hareket eder kurkumin. Bunun birleşiminde %3 oranında var. Yani kansere karşı etkili. Evet, bunların ne yapıyoruz? Blender'da çektikten sonra süzgeçle süzüp afiyetle içiyoruz. Aa, çok güzel tadı var. Evet, buna bir çay kaşığı Himalaya tuzu, bir çay kaşığı boraks, iki çorba kaşığı zeytinyağı, iki çorba kaşığı ya veya yemek kaşığı aynı şey, sirke katılabilir.
Bağırsakları temizler, aratır. Detoks, temizleyici. İlle ki bağırsak değil. Şöyle kişi her zaman, her şekilde kullanabilir. Bunu kişi içtiği zaman ilk zamanlar biraz rahatsızlık verir. Neden? Baş ağrısı yapar. Çünkü vücuttaki bütün dokulardaki, organlardaki cerahat, çuruf, herhangi bir pislik, iltihap varsa söker. Kanda yoğun toksik madde oluştuğu için hafif baş ağrısı yapar ilk bir iki kullanımda. Sonra vücut alıştı mı, temizlendi mi hiçbir rahatsızlık yapmaz. Yani ilk kullananlar o, ya bunu baş ağrısı yapayım diyebilir. Alıştıktan sonra herhangi bir rahatsızlık yok. Vücudu temizleyici, arıtıcı. Herhangi bir problem olmaz.